Fethiye sahipsiz değil dediniz. Fethiye'nin haklarını koruyacağız dediniz. Bu 13-0'lık başarıda bu cümleler de önemli miydi? Tabii ki hocam. Yani cümlelerin, sloganların bana göre çok fazla önemi yok. Yaptıklarımıza baktı tüm üyelerimiz. Yaptıklarımıza inandı. Biliyorsunuz bizim koskoca bir OSV projemiz var. Herkes bizim projemiz bu dedi ama öyle bir şey yok. Herkes hayal edebiliyor. Biz onu gerçekleştirdik. Baba da her zaman söyleyeceğiz. Baba da adam bıktık diyor arkadaşlar. Bıkmayacağız arkadaşlar. Yani biz Baba da adam bıkmayacağız. Baba da adam elde edeceğimiz geliri kuruşuna kadar almak için mücadelemizi yapacağız. O aldığımız her kuruşu da Fethiye'nin geleceğine yatıracağız. O yüzden mücadelemiz her zaman devam edecek. İsimleri bir daha açıklayalım hocam. 15 Ekim Cumartesi günü seçimlerimiz yapıldı. 38 tane meclis üyemizi seçtik. Bugün de bu seçilen meclis üyelerimiz yönetim kurulunu, yönetim kurulu başkanını, disiplin kurulunu ve top delegelerimizi seçtiler. Birlik beraberlik içerisinde geçti seçimlerimiz. 13 meslek grubunun seçimi oldu biliyorsunuz. Bugün de kazasız, belasız, muhalefetsiz, tek listeyle ilk defa böyle bir seçime girdik. Mutluyuz. Tüm üyelerimize, bize güvenen üyelerimize, destek veren üyelerimize teşekkür ediyorum. Tabii ki bundan sonraki süreçte yarın tüm meslek komitesi üyesi seçimlerini yapacağız. Meslek komite başkanlarımızı seçeceğiz. Yarından sonra yönetim kurulu başkan yardımcılarımızı seçeceğiz. Pazartesi günü de meclis başkanı ve divanın seçimini yapacağız. Gerçekten güzel bir seçim oldu. Bütün arkadaşlarımız tek listeyle çıktık, çiziksiz. O yüzden ben bizi destekleyen üyelerimize, bizimle beraber seçilmiş 38 tane arkadaşımıza çok teşekkür ediyorum. Bu seçimlerin Fethiye'mize, odamıza, bölgemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bundan sonraki süreçte tüm arkadaşlarımla, tüm komitelerle, tüm STK'lar ve belediyemiz, kaymakamlığımız, valimizle Fethiye'miz için elimizden gelen projeleri yapacağız. Bugün de Hava Oyunları Festivali'nin 22.si düzenleniyor. Biraz sonra da oraya gideceğiz. Orada açılışımızı gerçekleştireceğiz. Ben herkese tekrar teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bu seçimlerin ardından oda olarak ilk icraat ne olacak başkanım? Hocam, var mı böyle aklınızda? Açıkladık sırayla hepsini yapacağız. Evet. Yani bizim zaten icraatlarımız devam ediyor hepsi. Elimizden geldiğince sıraya koyacağız. Yapabildiklerimizi yapacağız. Yapamadıklarımızın da nasıl yapacağımızın yollarını arayacağız inşallah. Evet. Müthiş bir hani tarihinde ilk kez böylesine bir seçim kazandınız. Evet. Bu başarıda mutlaka herkesin hakkı